Hepinize selamlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Malum, son zamanlarda yaşadığımız büyük felaketlerden sonra biraz ara vermenin doğru olacağını düşündüm. Depremde yaralanan, vefat eden tüm e, insanlarımıza, tüm vatandaşlarımıza ve aynı zamanda deprem sonrasında zorda kalan herkese büyük geçmiş olsun diliyorum. Vefat eden tüm vatandaşlarımız için. Allah rahmet eylesin. Şu anda doktora mı yapıyorum bildiğiniz üzere? Uzun zamandır e, derin öğrenmeyi bir rafa kaldırıp üzerinde makine öğrenimi çalışan projelerde aktif olarak çalışıyorum diyebilirim. Tamamdır. E, bu sebeple ki biraz daha e, machine learning tarafına in inerek daha böyle detaylı videolar çekmeye özen göstereceğim. Birkaç yorum olmuş onu fark ettim. Elimden geldiğince de yorumlara hızlı bir şekilde dönmeye gayret ediyorum. Şöyle yorumlarda şöyle bir feedback aldım açıkçası. Yapay zekadan neden bilgisayar donanımı, bilgisayar ağları veya yani Türk Telekom kablosuz ağlar gibi alana geçildi? diye. Bizler biliyorsunuz ki bilgisayar mühendisleriyiz ve e, aynı zamanda ben bir akademisyenim ve bulunduğum e, yüksek okulda bulunduğum yerde ister istemez bu dersleri de veriyorum. Keza aynı şekilde doktorada da e, bu dersleri alıyorum. Genel olarak bilgisayar alanı sadece yapay zekadan oluşmadığı için ek olarak bu dersleri de e, kayde e, kaydını alıyorum. Bu sebeple de yine sizlerle paylaşabilmek adına e, videoları koyuyorum diyebilirim. Bugün de yine doktora ders döneminde aldığım ve aynı zamanda zaten benim de uğraş alanlarımdan bir tanesi olan Machine Learning'in Pattern Recognition yani örüntü tanıma e, alanıyla ilgili karşınıza geldim diyebilirim. Bu ders kaynağımı hocam doktor öğretim üyesi Emrah Özkaynak aracılığıyla şu anda sizlerin karşısına sunuyorum. Ona teşekkür ederim. Ders e, benim için oldukça faydalıydı. Sizler için de faydalı olmasını dilerim. Şimdi arkadaşlar şöyle başlayabiliriz. Örüntü tanıma, machine learning ve e, hatta artificial intelligence, hatta artificial neural network bunlar zaten hepsi iç içe olan kavramlar. Ancak birbiriyle karıştırılabiliyor. Aslında karıştırılması çok aman aman bir Ekstrem bir hata değil kesinlikle. Ancak e, biraz daha hani birisi diğerinden daha kapsamlı, birisi diğerinin içerisine, diğeri onu kapsıyor, diğeri hepsini kapsıyor diye e, düşünecek olursak e, hatta şöyle internet açıksa onu da yazalım. Artificial Neural Network Machine Learning... E Pattern recognition hatta data science e, diyebiliriz. Yanlış yazdım evet. Tarz bir şey çıkar e, hemen hemen. Şunun biraz daha kapsamlısını bulabilirsem. Deep learning örneğin şöyle bir görsel. Aynen süper. Şimdi bakın en dışta artificial intelligence yani yapay zeka kavramımız bulunuyor dış katmanda. İçerisinde elbette NLP dediğimiz natural language processing yani doğal dil işleme, visual perception, intelligent robot, automatic reasoning, automatic programming, knowledge representation bunlar sadece birkaç tanesi. Bunlar çoğaltılabilir. Ancak dikkat ettiyseniz daha böyle otomatikleştirilmiş bir sistem, karar destek sistemlerinden bahsediyoruz diyebilirim. Hemen altında machine learning var. Makine öğren öğrenmesi ya da öğrenimi diyebiliriz buna. İçerisine girdiğimizde bakın burada regression, classification gibi kavramlar bizim karşımıza çıkıyor. Burada biraz daha aslında ne olarak düşünelim? Pattern recognition dediğimiz örüntü tanıma algoritmaları da diyebiliriz. Zaten machine learning ile pattern recognition Hemen hemen birbiriyle kardeş gibi diyebiliriz. İçerisine baktığımızda regresyon algoritmaları, k-means clustering yani kümeleme algoritmaları, PCA dediğimiz temel bileşen analizlerimiz, random forest dediğimiz ensemble learning metotlarımız, topluluk öğrenme metotlarımız olarak da e, Türkçe'ye çevirebiliriz. Support vector machine dediğimiz destek vektör makineleri, bunların hem classifier'ları hem regressor'ları. KNN dediğimiz, decision tree dediğimiz en vayi çeşit algoritmalar. Bunlar biraz daha feature'a bağlı. Feature'dan ziyade insan gücüne bağlı ve insan destekli algoritmalar olduğundan dolayı machine learning kategorisine girer. Geza, e, autom, automatic regressor değil, pattern recognition dediğimiz örüntü tanıma e, olarak da nitelendirebiliriz algoritmaları. Hemen altında, machine learning'in altında bakın, neural networks var, daha sonra deep learning var. Çünkü derin öğrenme, mesela bunu şey olarak karıştırıyorlar, deep learning, neural networks'ın hemen üzerinde. Ama aslında değil, hatta şurada da bir görselimiz var, bu da, e, dikkat ettiyseniz Machine Learning'in altında Neural Networks var. Neural networks'in altında da aslında Deep Learning var ama buraya yazılmamış. Yani dolayısıyla sinir ağları yapay sinir ağlarımız içerisinde aslında dilini öğrenmeyi barındırıyor. Yani tam tersi değil. İçine girdiğimizde de Deep Learning'de benim uzun süre çektiğim videolardan bildiğiniz üzere CNN dediğimiz Convolutional Neural Network ve GAN dediğimiz Generative Adversarial Network üretici çekişmeli ağlar gibi neural network'ler olduğunda görüyoruz. Sanırım anlaşıldı. Şimdi devam edelim. Örüntü tanımayı biraz daha anlayabildik sanki. Peki bu örüntüler nelerde tanınıyor? Kullandığımız verinin tipine göre değişir. Metin verisi olabilir, ses verisi olabilir, farklı bir formatta veri olabilir. Her zaman Excel verisi de olmak zorunda değil ya da CSV olmak zorunda değil. İşte h5ad galiba formatı vardı. hdf5 HF5 formatı vardı. Bunun gibi CSV formatları var. Görüntüsel verilerimiz var. Bir sürü aklınıza gelebilecek e, örüntüler e, görüntüler var. Şimdi mesela bunun bir en e, uç örnek olarak düşünelim, en basit örnek olarak düşünelim. Bakıldığında evet burada bir örüntü olduğunu görüyoruz. Örüntünün de morla, mor yumakla başlayıp şu sarı iple bittiğini sonra tekrar mor yumak, sarı ip, kedi mor yumak. Demek ki burada örüntüyü takip ederek her hatta şöyle bunu bir sıra olarak düşünürsek mor yumakla başlayıp mor yumakla bitiyor kediyle başlayıp kediyle bitiyor. Her sıranın bir örüntü olduğunu düşünürsek bir sonraki gelecek aşamada tahmin edeceğimiz nesneyi de buraya yazabiliriz. Yine aslında makineler de bu şekilde çalışıyor. Birbirini e, ortak grupta sıralayabileceğimiz grupları bir örüntü olarak düşünüp bir sonraki gelecek aşamayı bunu piksel olarak da düşünebiliriz, zata olarak da düşünebiliriz tahmin ediyor diyebiliriz. Bu da yine e, ufak bir örnek yine aynı şekilde mavi dikdörtgenler ve kırmızı dikdörtgenlerin gelme sayısına göre bir örüntü oluşturup örneğin iki mavi bir kırmızı, iki mavi bir kırmızı diye bir pattern oluşturabiliyor. Dolayısıyla bunlar aslında biraz daha böyle bilişsel, kognitif süreçlerde geçinen, beynimizle algılayabildiğimiz, bir sonraki gelecek aşamayı tahmin edebildiğimiz ve onları bir kümeye, yani ürüntüye bağlayabildiğimiz durum olarak nitelendirebiliriz. Şimdi bu bizim biraz daha insani açıdan düşündüğümüz taraf örüntü tanımı. Ama bunun tabii ki machine learning tarafına yani hatta computer science tarafında çok fazla eşleştirebileceğimiz alanlarımız var. Bunlardan birisi de mesela verilerin eşleştirilme süreci. Örneğin veri tabanında kullandığımız bir veri eşleşme süreci olarak düşünebiliriz. Hepsinin bir veri bilimi yani data science olduğunu düşünürsek. Bakalım data mining var içerisinde veri madenciliği. Aslında veri madenciliği ile e, örüntü tanımayı da çok da birbirinden e, ayırabiliriz diyemem. Hepsi de zaten bir e, aşamada illaki birbiriyle karşı karşıya gelebiliyor. Statistics 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 yani pattern recognition, machine learning tam orta göbekte ve AI dediğimiz artificial intelligence'da yaygın kullanılan algoritmalardan diyebilirim. Bunlar yine e, örüntülerin neler olabileceğinden kaynaklı e, herhangi bir örnek olarak düşünebiliriz. İşte otomatik analiz edilmesi, bilgisayarlar, her, herhangi bir nesnenin tahmin edilmesi, parmak izi tanıma yüz tanıma günümüzde kullandığımız birçok şey bunlar birazdan ilk seviyede bizim örüntü tanımanın nasıl çalıştığını e, düşünebileceğimiz e, örnekler. Mesela el yazısı, el yazılarına karşılık gelecek herhangi bir tanıma sistemi bile bir e, pattern recognition olarak, e, işleme olarak düşünebiliriz. Bunları geçiyorum. Bunlar çünkü çok ne diyebilirim? İnsani tarafta bir örnek olarak düşünebiliriz. Peki bir örüntü e, tanıma sistemi nasıl çalışıyor? Gerçek dünya verisinden, bakın örüntü tanıma sisteminin olabilmesi için bir verinin alınırken herhangi bir sensörle, herhangi bir dijital cihazla, bir makineyle alınması gerekiyor. Örneğin fotoğraf çekeceğim. Makineyi kullanıyorum. Telefonu kullanıyorum. Bir e, x-ray görüntüsü elde edeceğim. Ne yapıyorum? Kullanılan cihaza göre panoramik kullanıyorum. Tomografi verisi e, cihazı kullanıyorum. Gibi gibi. Daha sonra sensörlerle verileri topladım. Tamam ben bu veriyi topladım ama bu veri mükemmel bir veri mi? Hiç sanmıyorum. Çünkü bu veri real world. Yani gerçek dünya verisi. Bu sebeple biz bu verinin yani tabii ki bu veriyi de kullanabiliriz arkadaşlar ama bu veriyi kullandığımızda bu veri dirty beta yani kirli veri olacağı için bizim bunu temizlememiz gerekiyor minimum seviyede en azından bir Kontrast iyileştirme, dijital gürültülerden arındırma, bazen bir görüntünün üzerine bir işte tuz biber filtresi ya da herhangi bir noise Gaussian noise gibi bir e, filtre kullandığımızda bile o görüntünün daha da temize eriştiğini e, biliyoruz yani bunlar bizim günümüzde zaten karşılaştığımız şeyler. Bu sebeple pre-processing dediğimiz aslında bu feature engineering tarafında envai çeşit metotların olduğu taraf çok önemlidir. Çok çok önemlidir. Pre-processing yapmadan bir datanın kullanılması bizi belki de %5'lik bir doğruluk eksilmesine götürüyor bile olabilir. Enhancement da zaten image'de ya da herhangi bir veride iyileştirme aşamasına kullanılan bir teknik diyebilirim. Bunların bir sürü gerçekten metotları var. Kullandığınız veriye, yapacağınız probleme göre yani gerçekleştireceğiniz probleme göre bunlar değişiyor arkadaşlar. Sonra ben bu yaptım. Verim hazır mı? Hazır. Ne yapmam gerekiyor? Şimdi bu bir pattern recognition, machine learning tarafında olan bir e, kısım olduğu için ben bunu neural networks'e verip al bu verim, al bu annotation dosyam, hadi çalıştır, bana object detection yap diyemem. Çünkü bu bizim artık hani e, bizim e, ne diyebilirim Elimizde olan bir şey. Çünkü neural networkler zaten bizim featurelarımızı çıkartan bir metot. Çünkü içerisinde örneğin bir RCNN algoritması SVM'ler barındırıyor. Burada göreceğimiz mesela classification ya da regression algorithm Anladınız mı? Bu sebeple burada onlar yok. Burada algoritmaya vereceğim. Vereceğim ama ben algoritmaya hangi veri mi vereceğim? N -n -n. Ben algoritmaya feature selection feature extraction yaptım. Bu özelliklerin hatta öz niteliklerin çıkarıldığı ayrıştırıldığı bir veri vereceğim. Şimdi burada peki ya ben bunu yapmak zorunda mıyım? Feature extraction yapmalısın. Neden? Feature extraction yapmazsan sen ee, bir görüntü kullanıyorsa, görüntüdeki tüm çıkarım yaptığın feature'ları algoritmaya vermiş oluyorsun. Peki senin önüne 100 tane ne kondu diyebilirim? Kitap kondu. Sen bu 100 tane kitaba bakarak bir özet çıkarabilir misin? Hı -hı, çıkaramazsın Ya da CSV verisi olarak düşünelim bir metin verisi ee, ne tahmin edeceğiz? Benim yakın zamanda çalıştığım örneğin kardiyovasküler kalp hastalığı tahminim. Benim elimde yaklaşık 13 tane feature vardı ve bu 13 tane feature aslında nasıl diyebilirim? Insandaki kardiyovasküler kalp hastalığının oranını ve tahminini tahmin etmek üzere kullanılacak bir feature olabilirdi. Ancak ben bu 13 tane feature, hatta bir tanesini target class diye düşünürsek, 12 tane feature kullanmak çok mantıklı mı değil? Çünkü ben diğerlerinden farklı olarak bir feature reduction işlemine gitmem gerekiyordu, indirgeme işlemine. Gereksiz featureler, gereksiz özellikler, algoritmaların öğrenme aşamasını negatifte etkileyebilir. Bu sebeple ben bunu istemiyorum. Şimdi inşallah biraz daha iyi anlayabilmişsinizdir. Feature extraction olayı bizim için neden önemli? Hatta şöyle bir fikrim var. Bunları şu anda teorik olarak anlatıyorum. Ancak Şöyle yapmak istiyorum. Bunları bir de bir Python notebook üzerinde nasıl yapıldığını, kodları üzerinde nasıl çalıştığını anlatmak istiyorum. Daha sonra feature extraction yaptım. Özelliklerimi seçtim. Dedim ki al sana 5 tane feature. Bu da benim datam. Çıkışlarım da bunlar olacak. Ya bu ya bu örneğin binary classification yaptım. Ya hastadır ya değildir. Classification diyorum yani sınıflandırma. Sınıflandırma yapıyorsam bir sınıf ataması yapılıyor. Örneğin diyor ki binary ise 0 ya da 1. Veya bu multi categorical da olabilir. Çok kategorili. Daha sonra clustering algoritm. Clustering biraz daha kümeleme algoritması. Artık e, bunu şey olarak düşünebilirsiniz. Ben verim bu, feature'ım bu. Saldım sahaya. Çıktı ajanlar. Hatta bu biraz reinforcement learning'e giriyor ama değil aslında. Clustering o şekilde çalışmıyor kümeledi. Örüntülere benzer grupları kümelediği, örneğin 3 tane sınıf oldu. Ne yaptım? Küme ataması yaptım. Bir sonraki ise regression algoritm ve regresyon algoritması. Bu da çok sık kullanılan bir algoritma. Kimi zaman classification'la karıştırılır ama gerçekten aynı şeyler değil. Burada ise tahmin edilen bir variable değişkenimiz ya da değişkenlerimiz var. Regresyona en güzel örnek House Price Prediction çok sık kullanılan AI tarafında ev e, fiyat tahmini işte evin metrekaresine bulunduğu konuma işte kaçıncı kata olduğuna deprem dayanıklılığına ondan sonra komşu ya da evin neyi diyebilirim oda sayısına ya da işte bilmiyorum aklınıza gelebilecek bir sürü sebepten dolayı merkezi konumda olmasına bağlı olarak yine ev fiyatının değiştiğini, arttığını, düştüğünü görebilirsiniz. Dolayısıyla benim girdim var. Girdi karşısına hemen bir çıktığı sayısal olarak yani örneğin sayısal olarak tahmin ettiğinde predicted variable yani bu bir regression algorithm diyebilirim. Şimdi burada da Örüntü tanımada kullanılan, daha doğrusu örüntü tanımanın kullanıldığı örnekler var. Ancak bunlar da bildiğimiz şeyler. Örneğin endüstriyel otomasyonda ve meyve sınıflandırma. Burada en güzel örnek bir proje vardı. incirlerin sınıflandırılmasıydı. Sadece incir herhangi bir örnek, herhangi bir nesne de olabilir. Bozuk incirleri ya da bozulmaya yakın olan incirleri önceden tespit ederek bozulmasını önlüyor. Ya da e, bozukların yanında tazelerle gitmesin diye bozukları ayrıştırarak e, ne yapıyor diyebilirim. Nesneleri tahmin ederek işte sınıflandırma yapıyor diyebilirim dizi analizleri, DNA, diziliş analizleri, otomatik herhangi bir hedefin tanımlanması gibi gibi, kızıl ötesi görüntünün tanımlanması gibi gibi bir sürü örnek var. Ha çok güzel. Classification ve Clustering algoritmasının burada e, biraz daha ayrıştırılmasını görüyoruz. Şimdi bir sınıflandırma işleminde ne demiştik? E, class Assignment. Bir sınıf ataması var height var, weight var. Burada da height var, weight var. Classification tarafında adults ya da children olarak tahmin edeceğiz. Children ve adults'ı kendisi bir sınıf ataması yaparak yapıyor. Bu bir classification algoritma sonucu. Clustering'de ise bir kümeleme. Ne yapıyor? İki tane kümen var. Biri child, biri adult. Dikkat ettiyseniz çocuk ve yetişkin ama diğer yetişkinler ve çocuklarda. Sonra çocuğu karakteristik olarak benzer örüntü e, işlemleri gerçekleştiren yani benzer ne diyeyim e, benzer özellikler gösterdiği için bu mavi yuvarlaklara child diyor yeşillere ise keskin bir şekilde çizgi çekerek adult yani yetişkin diye biliyor üç tane pattern recognition modeli var diyebiliriz, üç türde daha doğrusu İstatistiksel, meşin dem istatistiksel örüntü tanıma, sentetik örüntü tanıma ve sinirsel örüntü tanıma olarak diyebiliriz. Şimdi Burada çok başka önemli olan ne var? Bu bir balık örneğiydi. İşte bu balığın örneğin salmon ya da sea bass olduğunun klasifikasyon işlemini yapacaktık. Bir iyileştirme de yapabiliriz. İşte görüntünün boyutunda değişiklik yapabiliriz. Bir enhancement işlemi yapabiliriz gibi bir sürü işlem yapılabilir. Ancak ben bu balığın mesela boyuna bakarak boy bir feature, bir öz nitelik. Ondan sonra kuyruğunun büyüklüğüne bakarak, pullarının rengine bakarak, başının büyüklüğüne bakarak, yüzgeçlerine bilmem nelerine bakarak, özelliklerini çıkartarak, ayrıştırarak bunun hangi türde bir balık olduğunu da tahmin edebilirim. Dolayısıyla burada işte e, ne karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Örüntü tanımada feature'ların neden kullanıldığını söyleyebiliriz. Burada da örüntü tanımada boyutluluğun lanet denilen bir kavram var. Çünkü görüntülerde bir pre-processing yapmamız gereken bir kompleksti e, çözümü olarak düşünebiliriz. Dikkat ettiyseniz burada beklenen bir classification, beklenen sınıflandırma hata değeri. Burada da sınıflandırıcının karmaşıklığının arttığını görüyoruz. Bu sebeple zaten e, PCA dediğimiz Bizim e, bileşenler analizimiz var. Bileşenler analizi ile onu da anlatacağım. Feature'larda biraz daha seyreltmeye gidiyoruz ki çok fazla bir classifier fire modelin e, ne olduğunu söyleyebilirim. Karmaşıklaştırıldığını söyleyebilirim. Model karmaşıklaştırıldıkça, kompleksitesi arttıkça artık örüntü tanıma algoritmalarından da çok bir performans beklememiz de bizim için önemli değil. Bir de şöyle bir şey var. Mesela da 10 tane insan var ve hatta dışarıdayız 10 tane insan var. Ben diyorum ki işte şu hastane nerededir? Navigasyon da kullanmıyorum. Biri diyor ki şuradan git, biri diyor ki buradan git, biri geliyor yanlış bilgi veriyor. Herkes aynı kafa, şey farklı kafadan bir sürü ses benim ne yapar kafam karışır. Ancak belirli işte iki kişiye falan sorduğumda örneğin iki kişiye sorduğumda ne yapar? Öğrenirim, giderim hastaneye değil mi? Makinelerde aslında bu şekilde bir öğrenme sağlıyor diyebilirim. Şimdi burada şunu söylüyor. Feature'ların farklı farklı grafiksel nesnelerle gruplandırıldığını söyleyebiliriz diyor. Bunlar diyor örneğin shape şekillerine göre, renklerine göre, boyutlarına göre farklı farklı sınıflara da atanabilir diyor. Bugün örüntü tanımanın neler olduğunu öğrendik. Bir sonraki e, videoda ise Feature Selection, Feature Extraction'ın ne olduğunu birlikte öğrenelim. Görüşmek üzere.